Birinci haftadayız. Nasıl geçiyor süreç? Vallahi çok güzel geçiyor. Tahmin ettiğimden çok çok daha güzel geçiyor. Vallahi endişelerim çok vardı. Neyle en çok endişe? İnternette yazılan haberler, duyulan şeyler. Biraz onlar beni çok endişelendirmişti. Bir de annem babam desteklemeyecek diye bir endişem vardı. Önce hiç onları söylemeden çık gelmiştim ben buraya. Evet, annen de sağlıkçı. İlk etapta eşimden duyduğumda Tuğçe dedi ameliyat olacak. Bir an şok oldum şimdi, nasıl yani dedim, hemen araştırdım birden böyle hani insan ister istemez televizyonda, yayında falan görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Hani ameliyat olmuş ama böyle sıkıntılı şeylerle karşılaşılmış veya duymak bile insan ister istemez tedirgin ediyor. Daha sonra kızımla konuştuktan sonra böyle daha rahat oldum. Hani şu sürece kadar olan süreçte gözlemlediğim kadarıyla ilk günümüz, tabii ki ameliyatı hangi ameliyat olursa olsun tabii ki ufak tefek bir şeysi olacak. O günden sonra hiç bir rahatsızlığı yaşamadık çok şükür. Yani şu ana kadar çok şükür bir şey yok. İyiyiz. Gerçekten keşke daha önce olsaydı daha rahat olurduk. Ama şu anda çok mutluyum. İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Evet. Çok kilolu insanları da gördüm ben hastanede. Gerçekten hastalara bakılamıyor kilolu insanlar. Doğru. Yani ne çevirebiliyorsunuz, ne kaldırabiliyorsunuz. O eziyet çekiyor, siz onun kadar çekiyorsunuz. Ameliyat bir başlangıç, onu söylüyoruz. Telegram'a evet. Girdin. Girdim. Orada kalırsan ve her ayın son çarşambası saat 9'da buluşacağız. Bütün ekip buluşacağız. Her şey yeniyor. Kısıtlayıcı bir şey yok. Yok. Sadece beslenme tekniklerini ve içeriğini evet. düzenleyip hareketli, aktif bir yaşamı sevdirme mekanizmaları, bir ideoloji geliştirmek. O çok zor. Bununla uğraşan mentörümüz var, diyetisyenlerimiz var, psikologumuz var. Ve en önemlisi senin gibi yaklaşık o grupta yer alan, aktif olarak yer alıyor 800 civarında insan var. Onlarla beraber gitmek de çok önemli. Ameliyat olup yalnız kalırsan olmaz. Herhangi X, Y, Z fark etmiyor. Ameliyat oldun ama böyle bir kampın içerisinde olman gerekiyor. Yok, çok güzel. Ben ikinci gün beni Telegram grubuna almışlardı. O kadar çok motivasyon sağlıyor ki. Ben bir gün boyunca sadece gruptaki yazılanları okudum. Öncekisini okudum böyle. Bütün yemek şeyleri atılıyor, fotoğraflar atılıyor. Oradan bir şeyler öğreniyorsunuz. O çok güzel. Tabii. Bir de 5 yıl önce olan kişiler de var. Tabii. Onların orada olması çok güzel bir şey. 5 yıl önce de olan hatta var. Hatta proteini, dondurma bile... Oradan görerek daha oradan görmüş sahipler yapmaya başladı. Evet, tabii yani bu bir dayanışmayı getiriyor. Evet. Bir de güven getiriyor. Yani kesinlikle. Diyorsun ki A 5. yılda, A 1. ayda, A 3. ayda evet. böyle çok rahat bir şekilde endişeli bir hayatın olmuyor. Evet, öbür türlü güzel. Acaba doktoru mu arasam veya bir şey mi oldu? Bir tedirginlik yaratıyor çünkü çok kötü algılar var. Sizlerin de desteğini istiyoruz. Toplantıları hatırlatın. Çünkü gençler şöyle düşünüyor. 2-3 toplantı sonrası bu işi anladık. Ahmet Hoca yine bize işte şöyle diyecek, böyle diyecek. Gerek yok falan. Yok, ama hepsi müfreda. Devam edelim. Lütfen topla. Tamam. Ben danışanlarıma hep şunu söylüyorum. Evet. 1,5 sene en az o toplantıların yani %80 hadi 70'ine girin. Ama çok çok başarılı olursunuz.